Merhabalar, ben Serhat Yapıcı. Bugün sizlerle C#'da döngüleri kullanarak sayısal loto uygulaması yapacağız. Şimdi hep beraber işlemlere geçelim. Ben sayfamı oluşturdum. Buraya önce bir label girmek istiyorum. Sayısal loto diyeyim. Font size verelim. Kaç olsun? 30 yok, 40 olsun. Tamam. Bir de şey yapalım. Bunu başlık yapalım. Biraz kalın olsun. Font bold. Evet. Ben ek olarak bir de şey koymak istiyorum. Görsellik katmak açısından. Şöyle resmi kaydedelim. Şu bu resmi almak istiyorum. Şey gitti. Şöyle yapacağım. Hemen. Evet. Aslında title'a da gerek yok ama ben hatta title'ı şu şekilde yapıp boyutunu küçük yapmak istiyorum. Şöyle shift tuşu ile daha düzgün bir şekilde. Şöyle şurada burası iyi. Buraya koymak istiyorum. Tekrar devam edelim. Buraya bir buton yapacağız. Butonun adı content ne olsun? Başlat. Son name girelim. Buraya başlat butonu başlat buton demek istiyorum. Bunu font size 40 diyelim. Font length verelim. Bold. Tamam. Evet. Şu an geldi. Ama çok büyük. Bunu biraz küçülteyim. 40 da bayağı büyük olmuş. Burayı 30 verebiliriz. Evet. Şu şekil yana vermek istiyorum. Sayılar hatta bu böyle kalsın. Buraya basınca bakayım bir. Bu yan tarafla alakalı olarak tam birazcık daha aslında kare mi yapsaydık ki? O zaman şurayı biraz daha yükselteyim ben. Pardon. Evet, şu şekil. Arka plana renk de vermek istiyorum. Buraya yakışabilecek bir renk. Sayısal lotonun renkleriyle alakalı. Evet, çok güzel oldu. Tamam. Butonumuzu girdik. Buraya bir text şey pardon, list box gireceğiz. List box font size diyelim. Buraya 20 yapalım. Bunu da kalın yapmak istiyorum. Evet. Burayı şu şekil şöyle alayım.
Aslında tam aşağı mı yapsam? Butonu böyle alayım. Evet, gayet güzel oldu bence. Evet. Arkadaşlar şimdi tasarım aşamamız bitti. Şimdi kodlama kısmına geçeceğiz. Burada hemen bir kodlama kısmını açayım. Burayı tekrar göstermek istersen butondan şöyle şurayı ya daha yeni yanlış açtım. Çünkü butona basınca gelecek. İlk başta şey yapmak istiyorum. Bir random oluşturayım. Random ne diyelim? Rastgele top mu diyelim? Random rastgele top diyelim. Nev rastgele top demeyelim, sayı diyelim. Nev random bir de arkadaşlar şöyle bu random oluşturuyor. Bir de listbox itemlerini temizlemek için listbox clear yapmamız lazım. Items klavyem gitti. Clear. Evet, şu şekilde. Şimdi bir döngü vermemiz gerekiyor. Buraya bir for döngüsü veriyorum. Integer i 0 olarak şöyle başlayıp 6 kez tekrarlayacak bir döngü oluşturmamız lazım. İ 6'ya kadar birer artır. Şu an artı tuşuna bakıyorum. Farklı bir şey kullanıyorum. Buldum. Evet. For döngümüz tamamdır. Bir yanlışlık var mı yok mu bakıyorum. Şuraları düzeltmek istiyorum. İyi 0 eşit iyi 6. Aslında buraya boşluk koymak gerek yok da siz daha iyi görün diye gösteriyorum. Tamam. Bir süslü parantez açıp arkadaşlar buraya da bir bol kontrol yani bol değişkeni false ya da true değerini alan bir değişken. Buraya bol ilk koyduğum şey vardı. Değişkene bir isim verelim. Ne verelim? Tekrar dönmemesi için. Buraya aynı sayı diyelim. Integer sayı do diyoruz tekrar. Sayı buraya rastgele sayı next 1'den 49'a kadar olan sayıları yani değişkenimize atıyoruz. Buraya aynı sayı false yani aynı sayı ilk baştaki false değeri tanımlanıyor. Buraya bir for each giriyoruz. Integer item list box items if diyoruz. Sayı iteme aynı sayı true
kesmeyi kullanalım. Evet. Şuraya arkadaşlar bakayım bir daha bir. Evet. While diyorum. Yani eğer yani if true döngü değeri tekrar çalışıyorsa orayı veriyor. List box şöyle. Şu an burada hatalarımı görebiliyorum. Buraya bir x name yapmam lazım da. Tamam. Şöyle büyük küçük çok önemli arkadaşlar. Yanlışlıkla burayı kapatalım. Evet, şimdi çalıştıralım. Hatamı görmek istiyorum. Nerede hata yaptık? Ha. Tamam. Şimdi tekrar bakacağım. Birkaç tane ufak hatam var. Burada ne hatası var? Ha, şuraya arkadaşlar. Şöyle yapmam lazım. Şimdi bakacağım. Evet. Programımızı başlatıyoruz. Evet, programımız bu şekilde geldi. Başlat dediğimizde random olarak sayıları göstermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.